Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi işte bu sözlerle başladı. Girilen tüm seçimlerden zaferle çıkıldı. AK Parti iktidarının 19. yılını geride bıraktı. İşimiz zor, yolumuz uzun ama milletin desteğine ve kendimize olan güvenimiz tam. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, aydınlığa açık, karanlığa kapalı sloganıyla yola çıktı. İlk sınavını 2002'de verdi. Kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde tek başına iktidar oldu. Aylardır süren beklentinin neticesini dün akşam arzuladığınız şekilde gerçekleştiğini gördük. İşte Anadolu'nun yiğit evladı! Recep Tayyip Erdoğan gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini yaptığında takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösteriyordu. O günden bugüne tam 19 yıl geride kaldı. Geçen 19 yılda kurulan tüm sandıklardan Erdoğan ve AK Parti ilk sırada çıktı. Türk siyasi tarihinde bu balkon Erdoğan ve AK Parti için zaferin simgesi oldu. 19 yılda 6 genel, 4 yerel seçim ve 2 cumhurbaşkanlığı seçimiyle 3 halk oylaması yapıldı. AK Parti 3 defa oylarını artırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu. Her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyoruz. ...2007'de yapılan referandum sonrası Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi kabul edildi. Recep Tayyip Erdoğan 2014'teki seçimleri kazanarak tarihe geçti. Türk siyasetinde bir dönem kapandı, yeni bir dönem açıldı. Siyasi hayatı boyunca zirvede yer alan Erdoğan, devletin zirvesinde 7. yılını geride bıraktı. Bugün milli irade bir kez daha kazanmıştır. Bugün demokrasi bir kez daha kazanmıştır. AK Parti iktidarı boyunca demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları 17-25 Aralık polis yargı kumpasıyla karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteğiyle püskürtüldü. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin! Diplomasiyle sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Kafkaslardan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok bölgede dış politika açılımları gerçekleştirildi. Sadece Türkiye'nin değil, haksızlığa maruz kalan coğrafyalardaki halkların hak ve menfaatleri uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunuldu. Dünya 5'ten büyüktür. AK Parti iktidarında yatırımlarda hız kesmeden devam etti. Duble yollar, şehir hastaneleri, modern havaalanları inşa edildi. Yerli otomobil hayali için düğmeye basıldı. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulundu. Savunma sanayinde yerlilik oranı %70'in üstüne çıktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar ekonomiye katkısının yanı sıra terörle mücadelede önemli rol oynadı. Her şey Türkiye için.